Hasan Bey ile Hava Hanım'ın tanıtımını girelim. Ben senelerdir böyle el işinden geçiriyorum bak. Kendisi paşalar gibi dışarısı gözüküyor. Şu evde yaşayıp kadın da şu evde hakikaten kömürlük gibi. 47 yıllık karısını barakada bir başına bıraktı. Yani hırsız yerine mi koydun? Yerine mi koydu? Kapıyı kilitledi dışarı. Bana sen çalışmadın. Ya burayı kira attın. Ya beni dolandırdın. Bu arada bütün salçalar onlar bunlar. Yalan. Her şey evde. Sarışın kadınla yaşamak için mi karısını sokağa attı? Ya bunu şaka yap. Şaka. Yani... Aldatmasın şaka. Açma sen boş konuşma benim kafam karışıyor. Hasan'dan 47 yıllık karısına büyük sürpriz. Birazdan. Önce şunu söyleyeyim. Hasan Bey hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Hanım hoş geldin. Yemin ediyorum bak ne üstüne istersen yemin edebilirim Havva Hanım. Biz Hasan Bey'e asla ve asla ya eline bir çiçek al da gel demedik. Bak. İşte. Bak bir çiçek değil. Yemin ediyorum. Bu stüdyo kadar ev dikse bana benim barışacak gönlüm yok. Çiçeğini aldığı yere bir tane kadın diyorduk ya çıktı 10 kadına. Ayrı 10 kadına çıktı ayrı ayrı. Kim bunlar seni biraz da hayır, insanlar mı dolduruyorlar? Yemin etsin. Yemin etsin. Kim söyledi? Yemin etsin. Karı bana çocukların üstüne duyduğum insan yemin etti ismimi vermeyeceğim dedi. Ama yaptıklarına kendi yapmadıklarına bir karı olduğuna inan yemin etsin. Çocukların oyuncaklarına varana kadar arabaya doldurmuşum. Ha? Çöpe attım ben onları. Çöpe mi oldu şimdi akıllandın mı düğünden bu yere? Karının elinde görmüşler senin elinde değil. Bak lafım ne kadar doğru görüyorsun. Ben oyuncak attım nereden bileyim çöpe. Bunu kim söyledi? Ben biliyorum. Havva Hanım söyleme. Senin kocan da 25 yaşında delikanlı değil. Benim ne kocam böyle da, 10 tane bak, kadın biri geliyor biri gidiyor. Biri geliyor biri gidiyor işte artık evdeki her şey vereceği şey bitmiş. Paralar pullar artık çocukların oyuncaklarına gelmiş. Şimdi artık niye dönecek bilmiyorum ben onu merak ediyorum. Vereceği şey. Çöpe attım Degut'u bak yalan dedi mi? Niye çocuğun oyuncağını çöpe atıyor? Ya onda gördükçe çocuklar aklıma göstermiyorsunuz. Yalanı çağırma. Çocuklar aşağıda. Senin elinde görmediler. Ha? Senin elinde görmediler. Karının elinde demişti. Siyah poşette. Takiplayan mı? O altıda 10 tane karının adı kim? Bir sarı değil ki. Nerede 10 tane? Hasan sen 20 bak 20 seneden beri bu sözü burama sapladın. Akşam yattık sabah kalktık onu methettin. Akşam yattık sabah kalktık onu methettin. 20 sene. Dur. Şimdi bu ben eve serbest bulunca eve kadar dayandı. Ben seni Hasan böyle yapıyor diye rezil etmedim. Kendi ağzından kendini rezil ettik. Ben suçluyum. Affını istiyorum. İstemem. Bir çiçeğine de bundan sonra bir ömür bayağı hayır, hayır, hayır. Bir gece yaşamak istemiyorum. Git. Git. Gözüm görmesin. Şu çantaya atarım kafana. Git. Git. Hemen tamam bir... suçluyum ben. Akşamdan bir şekerim çıktı. Lafım bitti. Ben akşamdan gideceğim. Git. Suçluyum tamam. Suç hatamı git. Kabul ediyorum. Bak yüzüne tükürtürme gele. İstiyorum. Git. Yüzüne tükürtürme. Git. Bittin. Git. Gözüm görmesin. Öyle hemen pes etme ama ben. Yok. Yok. Çok kararlı ama. Bak aynı fikri yahut senin. Ama bak pişman olmuş pişmanlık, bir erkek daha iyi olur. Pişmanlığı ben onun pişmanlığını çoktan sildim geçti. Geçti. Ben bu kadar bu Türkiye'ye rezil olduktan sonra ben kabul etmiyorum. Bu rezillik diyorum ben ya. Ya rezillik. Çekil. Bak şu çanta yapmadan kafana daha şey küçük düşmeden çekil. Biliyorsun suçunu git. Tamam affet. Tamam etmiyorum. Ha, ben suçluyum. Sen ediyorsan ben etmiyorum. Ben etmiyorum. Ugarla nemle misafire çeşmeye de götürtüreceğim ben seni. Kapıyı da götürtüreceğim. Tanımıyorum ki. Tanırsın. Ha, tanımıyorum. Bana diyorsun bir 32 evlerde oturuyor. Bir diyorsun lojmanlarda oturuyor. Bir diyorsun iki tane ya, çocuğu vallahi var. Vallahi onlar yalan ya. Nasıl yalan oluyor ya? Böyle yalan olur mu ya? Ya öncekiler yalandı. Niye söylüyorsun ya yalanda? Bana niye tamam söylüyorsun? Ya tamam özür dilerim. Tamam, böyle şaka olur mu? Yalan olur mu? Yani. Yalan olmaz. Özür dilerim. Git, git gözüm görmesin git. Allah ahirette de göstermesin yüzünü. Hakkımı da helal etmiyor. Git. Ya, tamam. Git. Vallahi ben Hasan Bey nasıl affettireceksin helallik alacaksın? Yok yok. Bak ne dedim? Bu bana bu İstanbul'u alıvarıyorum garı dese. Önceki Hasan kocam gözümde yok. Yok bitti. Ben hırsız. Ben, varsa beni de kim, söylesin. Kim hırsız ya? Git onu... hırsız yerine koydun. Bir elbise takım yerine. İtalya.
evde altın doluydu. Bir tane aldım da yırdım oturu da. Altın var mıydı? Neler buldun? Karlara yedirdin. Yok tabii. Nerede? Ben giderken vardı. Ya buzdolabı... Ben giderken vardı. Güzelim, buzdolabı aldım. Bak, 5,5 milyar lira. Bak. İstersen götüren şey yapayım. Yok, faturasını göster. Yok, istersen İstanbul'a hem de sen bunun dolabında bana faydası yok. Benim oğlum bana dolapta aldı, yatak vitrinler aldı. Bu eve biz işaretle girdik. Bir de not yazmışsın, onu da oku istersen. Oku. Dur bakayım, not yazmışsın, ver bakayım. Okuyamazdır, kim bilir kime yazdı. Kime yazdırdı, kim bilir diyor. Çiçek aldı adama. Sana yemin ediyorum çiçeği kendi başına almış. Tamam, ben çiçeği kendi başına almışım, suçunu bile ya. Bak. Sen var mı okuman yazma? Sen okuyu bak. Şimdi benim gözlem zaten şekerden görmeye, şimdi sihirden hiç görmeye. Çiçeğim beni affet. Seni seviyorum. Yok. Gitsin de çöpe mi atacak? Bir de böyle yan yan dönüşünü severim ben senin. Çöpe mi atacak? Yüzünü görmek istemiyorum. Çöpe mi atacak? Yaptığı garlara mı götecek? Götürsün. Bak dünden bu yana akıl veren olduğuna o suçtan kurtulabilir. Daha garı gelmiş. Evime temizliğe çağırdım diyebilirdi. Sürüttürmeye temizliğe diye. Yahut yemeğimi yaptırmaya çağırdım. Demek yalan. Saf işte. Saf. Evet. İşte saf olduğu için her kadının peşine takılıp gidiyor. Ama beni kimse bir adam kandıramaz. Kandıramaz. Laf da söylemez. Çok gururlu, çok onurlu bir kadın. Tabii ki de. Kimse bana laf atamaz. 7 yaşındaki çocuk bile laf atmıyor. Beraber gezdiyiz da yanımda bana garı hava teyze laf atıyorsun gibi. Sana garıya da laf atıyorsun, adama da laf atıyorsun. Ya şimdi... Serap Hanım. Şöyle gel, şöyle ben, gel. Ben istemiyorum. Ya ben Hasan Bey bir ağzın laf yapsın. Saçma ne yapacağım? Elinde çiçek aldın öyle duruyorsun ya. Hocam. Ama dedi söyledi affet dedi. Hocam. Ama oğlum bir ağzın laf yapsın. Hocam. Hatalısın. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Evden çıkacaksın. Ya bir samimiyetini göster bir avanım. Ben samimiyetimi gösteriyorum. Ama öyle çiçek elde durulmaz ki. Şimdi şu şekilde bunda. Ben 25 sene okulda hizmetlik yaptım. 25 sene. Bırak hizmeti buraya odaklan. Okulda şöyle. Yetişen çocuklar. Siz ne diyorsunuz hanımlar? Ne diyorsunuz? Okulun bayrağını çaldı. Söyleyin yani barışsın onun mı? Onun cezasını da ödesin. Devletin bayrağını çaldı. Ama bak diyor ki kaç tane kadın diyor ben getirmiş götürmüş. Yıllarca da bana diyor sen o kadına benzemiyorsun öbürüne benzemiyorsun. Çok gururlu bir kadın yani. Siz olsanız ne yapardınız? Bence Hava Hanım haklı. Haklı mı bir sefer ben şans verirdim. Yarayı çekim, atık çekemeyiz. Daha önce olmadı. Öyle laf olmaz. Öyle garı laf atılmaz. Nasıl olur? Bir dakika nasıl laf olur? Nasıl affedersin? Ne yapsa affedersin? Hiç affetmem. Bir düş. Hiç affetmem. Pişmanlığı nasıl anlarsın? Hiç etmem böyle ben. Böyle önünde diz çökse, elini öpse. Onu ya istemez de daha bir samimi bir şey ister. Yani daha önce böyle bir şey olmadıysa affetse iyi olur aslında. Ya 20 senedir yapıyor kardeşim. 20 senedir. Bir dakika buranın gökyüzünde bayrak çaldırdı. Çocuklar İstiklal Marşı söyleyecek. Bayrak yok. Bak ismini vermiyorum. Öğretmen de evinden getir oraya taktı. Ona, o bak ne biliyorum. Ya bayrak değil kardeşim pazar günü. Ne çap. Kesinlikle. Olmaz öyle. Ya ne yaptı? Ya attı, konuştu, çeşti. Ne içti, seçti. Konuştu, bunu yaptı, daldı. Orada bunu sohbete yaptı, daldı. Bayrağı çaldı. Yok, öyle bir şey yoktu. Çaldırmadın mı bayrağı? Tamam, çaldılar. Pazar günü çalındı. Pazar günü çalındı. Sen neredeydin? Sen neredesin, bekçisin? Ya ben içerideydim hocam. Ha, ne içeride? İşin vardı içeride? Seni ne oraya koyalar? Bekçi de koyalar. Gece. Pazar günü şey, şey yapıyordun filan diyorsun. Yok. Karıştırma yok, bence yok, daha fazla. Vallahi billahi yoktu araba. Yok. Bak. Yeminle konuşuyorum. Diyor ki senin orada olman lazımdı. Hasan, bekçisin. Ama, o Hasan çocuklar bayrak indirecek, çakacak. Binayı gözetliyorum. Binayı kalorifer dairesinden mi gözetliyordun? Ya kalorifer yakıyorsun. Yok, ya benim yalan konuşmacamı. Bak benim yalan konuşmacamı siz de öğrenin o da biliyor. Başka bir şey gözetliyor. Hava Hanım bu perişan olur bu Hasan. Bak bu adam perişan olur. Perişan olsun. Ben de perişan oldum. Kızım demiş ki ona baba anama niye böyle yapıyor niye böyle demiş de. Selam bakan olmaz sonra bak abimlere biz de laf atıyorsun. Yurta giderim demiş. O da demiş ki yurtta sen git dedim şurada fırçayla yıkasınlar demiş. Dedi mi demedi? Dedi mi demedi? Yalan mı anlatıyorum? Dedi mi demedi? Tamam. Benim her lafım doğru. Sen şimdi bir otur. Ben benim bir şey diyeyim. Bu çiçeği akşam gelen karıya götür. Sen bir otur. Kime götürsün çiçeği? Kimseye götüremem. Nereye? İstersen ki çöpe at. Beni ırgalamaz. Kimseye götüremem. Nereye götür? Sen götür. Bak milyonların karşısında çok zor bir şeydir o çiçeği almak, gelmek, sunmak. Vallahi çok zordur. Benim gönlüm bu kadar memlekete rezil olmadan
bir özür diliyorum demek. Yok. Geliyor ya. Buraya gelmeden. Buraya gelmeden. En zorunu yapıyor. Memleket duymadan. Ya geç ben memlekete rezil olmadan. Ben bir bulemede. Ama herkesin haklı olduğunu gördüm zaten burada. Ben bir bulemede oturuyorum. Buraya gelene kadar gece gelsin, gündüz gelsin. Buraya kimse görmez. Ben köyün başında tarladayım. Ama bütün Türkiye Havva'nın haklı, Hasan'ın haksız olduğunu anladı. İster haklı desin, ister haksız desin. Benim gönlüme Türkiye atıp ben şimdi bir şey Havva Hanım bir şey teklif edeceğim Hasan Bey'e. Bakalım sadece çiçekle bu kadar şey affolmaz diyorsun. Peki gurur meselesi de yapıyor. Çok gururlu, onurlu çok bir kadın. Çok gururluyum, çok hakikaten, namusluyum, çok gururluyum. Evet, yani hakikaten bu öyle. Bu dün para gördü. Benim babam züccaciye gibi şey çalıştırıyordu. Benim babam çuvallarla eve para atıyordu. Para görüp de karı seni... Ya giydim. Tamam. Aha bu rezilliği de sokun dambaga yapmayacaktım. Bu rezilliği de yapmayacaktım. Hasan bak bir sarıyor lan başka. Başka karı gelmedi. Et yemin. Et yemin. Gelmedi. Yemin et. Yalan mı sıvaya bana karı? Yemin et hadi. Yet. Edemiyorsun. Edemez. Edemez. Çok fena yakalandın Hasan Bey. 6-7 tane ayrı ayrı karı gördüm diyor. 6-7 tane yok. Yemin i̇ki et, tane. Yemin et, iki oldu lan. Ya tamam. İki tane kadın geldi. Böyle bir şey olmaz. Yemin et, iki tane. Vallahi iki tane geldi. Ben bilmiyorum. Dün miydi, böyle kaldı. İstersen sıfır olsun. He? Sen de benim gözümde sıfırsın. Tamam. Tamam. Şimdi gülüyoruz ama hakikaten. Ya hangi karı? Hani, hangi adam karısı yapsa böyle kabul eder? Karınız yapsa kabul eder misiniz? Hayır, kimse kabul etmez. Kimse kabul. Bir şey söyleyeceğim. Kabul etmiyorum. Havva Hanım, kabul edenler var. Evet. Ama. Beni ırgalamaz. Ama sen gerçekten çok onurlu, gururlu bir kadınsın. Bir de hem bu kadın meselesi var. 1,5 sene seni gerçekten orada o böyle kömürlük gibi yerde yaşattı. 3 üstüne kapıyı kilitledi, kilidi değiştirdi. Bunların hepsi şimdi. Kilitli 1,5 sene. Sen gerçekten Hasan Bey. Bir dakika. Bu kadının gönlünü almak istiyor musun gerçekten? İstiyorum. Peki, seviyorum. Dışarıda kalacağını anladı. Peki benim sana bir teklifim var. Dışarıda kalacağını anladı. Havva Hanım bir teklifte bulunacağım. Kabul ederse. Sen belki biraz sonra başka düşünebilirsin. Sen dönüşte Havva Hanım'a veriyorsun al evin anahtarını. Al Havva diyorsun. Ben evin anahtarını versene ben mesela da sen alacağım. Evine çılımı giriyorsun. Çevireceğim. Sen eve giriyorsun. Hı. Sen de gidiyorsun. O kömürlük gibi yerde de biraz sen yaşıyorsun. Yaşasın. 1,5 sene yaşasın. Otelde yaşasın. 1,5 sene yaşasın. Ondan sonra evi ya sata parasını ortadan bölüşürüz ya o zamana kadar ölürüz. Ben zaten öldüm. Sen ölürüm de şimdi bırakıyor musun ona? Şimdi ileriki gün odada bir şey teklif etti. Hı. 1 milyar lira ev kirası alırım dedi. 1000 lira. He. 1 liranın 5 lirası onun, 5 lirası benim. Hayır kiralar 3 milyar. Ben de 3 milyar. Hayır kadın yok ki evde yok, zaten. Yok, olmaz 500 yok, olmaz. 500 lira eve git tutsun. Olmaz. Bak, 500 lira nafaka 500 lira ev kirası. Ben nafakaya itiraz ettim. Şu, 1 milyara çıkacağım. Kadir ağabeyi bilsin kaç para itiraz. Ben başka bir şey söylüyorum. Hasan Bey eve gidince anahtarı Havva Hanım'a teslim ediyor musun etmiyor musun? Biraz da o yaşasın o evde. Yaşasın. Belki o zaman fikri değişir. Belki o zaman. Belki o zaman sinirleri geçer. Bir sakinler. Ben o evde bir söyleyeyim. Yaşasın. Sen yani. Veriyor musun vermiyor musun evin? Ya vereyim. Tamam. He, tamam. Giriyorsun o evde yaşıyorsun. Yaşarım. Ekibimle beraber. 1,5 sene. Ne 1,5 sene ana pazarına basmayacağım. Sizin eviniz orası. Sen gir istediğin gibi yaşa. Benim yanıma gelme 1,5 sene bak. Geldiğin gün kapıdan çıkarım. Geldim ya paraya çıkma, bakarım. Kilidi değiştir Havva Hanım. Çıkmıyorsun, niye çıkıyorsun? Çıkmıyorsun. Ben sana akıl vereceğim. Ha. Biraz da o yaşasın, bir o görsün. 1,5 sene yaşasın, 1,5 sene sonra gelin burada tamam. Konuşuruz. Tamam, bunu... İlahi 1,5 sene bana teslim et. İmzalı, ağızdan değil. Tamam. İmzalı. Bunu bir konuşacağız, tartışacağız ve bunu uygulayacağız. Ne yaparsa belki yapsın. Bak o zaman dur şimdi, biz bekle sen bir sakin ol. Affetmemesi çok normal, aldatılmayı her kadın, her insan kaldıramaz. Kendini bir de onun yerine koy. Ben 16 yaşında çocuk geldim bunun efendim, yerine. Efendim Antalya'dan konuklarım var, iki kardeş. Ümmü Gülsüm ve Fatma Hanım bizimle birlikte Gökçe kardeşler 92 yaşındaki babalarının diğer kardeşleri tarafından dolandırıldığını iddia ediyorlar efendim. Size bir hediye getirmiştim. 9 yıl önce evi terk etti, annesinin cenazesine bile gitmedi. Babamı Ekim'de götürdü evinde bakmaya başladı.
tapusunu elinden almış, babam verdim diyor, ablam da aldım diyor. Ama tapu başkasının üstüne alınmış. Ablası, babası ve dört kardeşini dolandırdı mı? Babam bildiğiniz dolandırıldı, evet. Babam kime verildiğini bile tapunu belki bilmiyor şimdi. Fatma, ablası Hatice ile yüzleşmek istiyor. Tek şeyimiz babamın tapusunu babamın üstüne devretsin. Başka bir hiç şeyimiz yok. Şimdi. Evet. Evet Serap Hanımcığım. Fatma Hanımcığım, Gülsün evet. Hanımcığım hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş bulduk. Toplamda kaç kardeşsiniz? Beş kardeşiz. Beş. Evet. Peki şimdi bu kardeşler arasında zaman zaman oluyor işte böyle anlaşmazlıklar evet. vesaire. Ama evet. siz diğer bir kardeşinizi, sizin kardeşiniz, sizin ablanız benim oluyor. Benim ablam, en küçükleri benim zaten 92 ablam. Yaşındaki babanızı dolandırdığını söylüyorsunuz. Nasıl dolandırdı Fatma? Şimdi Serap Hanım, annem 2017'de vefat etti. Allah Mardin 15'inde. Ondan sonra babamla hep ben ilgileniyordum. Hastanesiyle, alışverişiyle, her şeysiyle, pazarıyla. Son bir yıla yakındır, 9 aydır falan babam benim yanımdaydı sürekli ama. Hiç evine gitmeden. Hı. Gezmeye gidiyorduk, geliyorduk. Bu ablam vardı. Aşağı kendi yukarı, evleri kapalı mı duruyordu? Kapalı anne? Duruyordu. Babam evi kapalıydı, ben kendi evimdeydim. Hı. Aşağı yukarı 9-10 senedir, 8-9 senedir ablamın birisi bizimle hiç teması yoktu. Annemin cenazesine de gelmedi. Telefon açtık, aa. Annemin cenazesine de gelmedi. Haber olduğu halde gelmedi annemin cenazesine. Aynı Antalya'da yaşıyor. Antalya'da yaşıyoruz ama Antalya'da evet. hiç kimseyle teması yoktu bizle, akrabalarla. Bu yılki geçtiğimiz işte Kurban Bayramı birinci günü bana telefon açtı. Babamın bende olduğunu öğrenmiş. Ablam dedi müsaade edersen dedi evdeyseniz size geleceğim. Ben de buyur gel dedim babamı görmeye. Geldi ondan sonra ara ara gelmeye başladı babam. Hep benim babam yanımda zaten gene. Bir gün telefon açtı. Babam ne yapıyor falan dedi. Aba dedim ne yapsın dedim. Oturuyor dedim. Başka dedim sanki çocuğu yokmuş gibi. Böylece barışmış da oldunuz evet siz biz barışmış kardeşler. Da olduk. Aynen barışmış da olduk. Hani zaten arada küsecek bir şeyimiz yoktu. Küs değildik. Geldi gitti aman abla dedim. Babamın sanki evleri yerleri sadece bana mı kalacak? Başka arayıp soran yok dedim. Hani bir tek benim yanımda ne yapsın dedim. Oturuyor dedi. Nereye gitsin dedim. Ablam dedi bana dedi yapabileceğim babama dedi. Sadece dedi evinde dedi bakabilirim dedi. Zaten kendisi kirada oturuyordu. Yani bulaşık yıkıyordu, çalışıyordu, ara ara çalışıyordu. Fatma, şimdi sen babanın rahmetli annenle yaşadığı ev Antalya'nın neresinde? Kepez Kütükçü Mahallesi'nde. Kepez'de. Evet. Peki sen nerede yaşıyorsun? Ben gene Kepez'de, yine de toplancı halin orada, Beşkonaklar yani Mahallesi'nde. Yani ayrı mahalleler evet, ama Kepez. Aynen. Sen de oradasın. Peki hepimiz Hatice oradayız. Nerede yaşıyordu? Güllük'te bir evde yaşıyordu. Ben evini görmedim hiç. Güllük dediğin? Bodrum. Şehir içinde. Güllük. Yine Antalya'da. Antalya'da şehir içinde. Peki dedi ki bu evde yani babamın evinde ben aynen. babama bakayım bakayım dedi. Maaş kartımı da verdim ben. Ha. Hatta abla dedim isterseniz bizim oradan bir ev tutalım. Gece kondu benim yaşadığım yer. Ev tutalım akşam sabah hasta olursanız tek başınıza beraber hani ilgileniriz babama. Yok ablam ne gerek var kiraya dedi. Babamın evinde otururuz biz dedi. Temizledim güzelce götürdüm. Ben bunu babama hastaneden sağlık kurumundan randevu aldım. Sağlıkla şey maaş bağlatması için. Ablama. O da bağlanmadı, olmadı. Kendi çıkardım. Bakım parası. Bakım aylığı, aynen aynen. Bakım aylığı için başvurdum, olmadı. Neyse. Ben bunları götürdüm Serap Hanımcığım babamın evine. Temizledik evi. Kaç aydır kapalıydı zaten. O zamandan beri duruyor. Neyse ben hep haftada bir gelip gidiyorum. Babam gelin oraya. Sabah gidiyorum, akşam geliyorum. Sürekli telefonla zaten konuşuyoruz. Geçen pazartesi gün abim yine telefon gelmiş mahalleden. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Hatta bundan önce de ablam babama dedim ki vasisini kaçta yerimiz vardı 2B'den. Abla dedim vasisini evet. alalım. Çok özür dilerim Fatma. Bir araya gideceğim ama bu konuya bir giriş yapmış olduk. İki kız kardeş buraya diğer kardeşlerinin 92 yaşındaki babalarını dolandırdığını iddia ederek geldiler. Ne yolla dolandırdılar? Nedir konu? Yarın çok uzun uzun zaten konuşacağız bunu.